Hipokrat zamanından beri, yani bir milenyum öncesinden bu yana açlıkta oluşan biyokimyasal değişikliklerin epilepsiye iyi geldiği aslında bilinmektedir. Ketojenik diyet yüksek düzeyde yağ, düşük düzeyde karbonhidrat ve çocuğun büyümesine yetecek kadar proteinden oluşan ve dirençli epilepsi tedavisinde 100 yıldan beri önerilen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi vücudumuzda başlıca yakıt olarak glikoz yerine yağ ve keton cisimciklerini kullanmaya zorlar. Ketojenik diyetin etkileri antikonvizan etkiyle ilişkili fakat bununla sınırlı değil. Ketozis, glikozun azalması, yağ asitlerinin artması, biyoenerji depoları dediğimiz mitokondriyal fonksiyonlardaki artışla etki etmektedir. Günümüzde ketojenik diyet tedavisi dirençli epilepsi için kanıtlanmış bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Ketojenik diyet tedavisinin dirençli epilepside ve çeşitli epileptik sendromlarda, epileptik ensefalopatilerde etkinliği kanıtlanmıştır. Ketojenik diyet tedavisinin etkinliği, nöbet ve epilepsinin tipi, hastanın yaşı, cinsiyeti veya etiyoloji dediğimiz altta yatan nedenlerle ilişkili değildir. Son 20 yılda ketojenik diyet tedavisinin etki mekanizmaları daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar çok yüksek yağ, çok düşük karbonhidrat ve yeterli protein içeren ketojenik diyet tedavisi ile dirençli epilepsi hastası çocukların %56'sının nöbetlerinde %50'den fazla azalma sağlanmakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmalarda bebeklik çağı epileptik sendromlarında bu etkinliğin çok daha yüksek olduğu görülmektedir.